Bugün sizlerle tamı tamına 100 gün hayatta kalmaya çalışacağız. Açlığın, susuzluğun ve zombilerin olduğu bu dünyada kıyamet modu zorluğunda 100 gün hayatta kalabilecek miyiz? Göreceğiz, bakacağız. Bak. Oh! Koş! Oğlum siz kaç kişi çıktınız oradan? Baksana abi şunlar hala geliyor. Hani dövüşeyim diyeyim dövüşemem. Kalksana oğlum ayağa. Videoya geçmeden herkesten bir like rica edeceğim arkadaşlar. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız bir like'ı esirgemezseniz sevinirim. O halde herkese iyi seyirler. Ahir zamanda. Hayatta kalma umudu yoktu. İşte böyle öldü. Evet, kıyamet zorluğunda bakalım ne kadar dayanabileceğiz. Hedef 100 gün. Yapabilir miyiz? Yapılabilir. Zor bir şey değil ama bakacağız bakalım. 100 gün hayatta kalabilecek miyiz? Kalır mıyız lan? Kendime hiç ihtimal vermiyorum. Yani kıyamet zorluğunda bir kere falan oynamışlığım var herhalde. Ya belki o da yok. Şimdi yalan atmayayım. O yüzden bakacağız bakalım. Project Zomboy'u çok oynadım. Yani Steam'de 200 saatim falan var herhalde ama yani... Bilmiyorum, kıyamet zorluğunda kalabilecek kadar kendime güvenmiyorum. Belki kalırız, şimdi yalan atmayalım. Şimdi marangoz bence okeydir. Bir düşüneyim bakayım kıyamet zorluğunda başla. Şimdi abi silah benim pek tercih ettiğim bir alet edevat değil. Çünkü sese çok geliyorlar abi. Arabayla bile şehrin içine girmek hiç istemiyorum. Yani girdiğin zaman hemen şey gibi bedava baklava dağıtırlar ya. Aynı o şekilde geliyorlar, o yüzden tamamdır vallahi bunları almayı düşünüyorum ya. Düzenli, araba meraklısı, hızlı okuyan, eli çabuk. Hassas mideliyle çok zayıfı artık kendimizden vereceğiz, yapacak bir şey yok. Şimdi şuradan bir erkek karakter yapalım. Metin 2'de kadın karakterler daha hızlı koşuyordu. Acaba öyle bir şey bu oyunda falan var mı? Hiç kadın karakter almadım. Biliyorsanız öyle bir şey hani varsa... Yorumlarda yazabilirsiniz. Dur, o çok açık denli oldu. Şimdi saç tipi. Abi benim karakter sabit. Sola doğru. Dur lan. Lan dur. Şimdi sola doğru yaptık, tamam mı? Siyah saçlı olsun. Abi sakalsız olsun. Şöyle el ayağı düzgün bir karakterimiz olsun. Şimdi oduncu gömleği. Kot kıyafet. Şimdi hangi mevsimde başlayacağız? Nasıl olacak onu bilmiyorum. Biz oduncu gömleğini alalım. İçimize de uzun kollu tişört alalım. Yaz mevsiminde başlarsak gideriz. Parçalarız. Pantolonu şöyle pembe yapayım mı lan? Dur lan yapayım ama. Tamam. Ay zombiler. Spor ayakkabı. Gel şimdi abi bunu yap, siyah yaparız. Maske. Toz maskesi. Gerek yok ya, boşver. Bir yararı da yok herhalde, bilmiyorum ama. Yelek. İçimize bir atlet gelin, dediğim gibi kış ayındaysak işimize yarar. Yazınsa keser atarız. Bandaj yaparız. Şimdi dediğim gibi amaç 100 gün hayatta kalmak. Yani bu kendime koyduğum bir challenge. Artık 5 videoda olabilir, 6 videoda olabilir veya bu videoda da direkt ölüp gidebilirim. Şimdi ihtimal yok. Saracak mı? Beni kesinlikle sarar. Project Zomboy gerçekten şu zamana kadar oynadığım en iyi sandbox demeyeyim ama... yok lan. Yok abi, gerçekten oynadığım en iyi sandbox oyun olabilir. Bak abartısız söylüyorum. Çünkü yapabileceğinin cidden bir sınırı yok. Abi istersen git... Yemek pişir, yemeğine işte tuz, karabiber, yok meze, hani bir sürü şey ekleyebiliyorsun. Gerçekten bilmiyorum ya, aşırı derecede bir şey sağlıyor oyun size. İmkan sağlıyor yani, git abi istediğini yap diyor. Dur ben şu her şeyden önce şu televizyonu bir kapatayım. Hadi yok, kapat demeyeyim, kısayım.
Life and Living kanalını açalım. Bak aşçılık kazanmaya başladık. Şimdi oyunda bildiğim kadarıyla sizlere bazı şeyleri de aktarmaya çalışacağım. Mesela oyuna başladığınız gibi yanlış hatırlamıyorsam 7 gün mü 10 gün mü ne? Bu televizyonda Life and Living'de yayın var. Marangozluk, aşçılık, bahçıvanlık, avcılık. Bir de başka ne vardı bilmiyorum ama bunları... Daha bak kelime bitmeden aşçılık artı bir oldu. Bunlar size ders olarak şey oluyor. Programla yayınlanıyor. Siz de gidip bu programlardan izleyebilirsiniz bunları. Yararı olur, zararı olmaz. Şimdi... Abi hiçbir şey çıkmadı lan. Şimdi konserveler var. Tencere var. Burada donmuş şeyler falan var. Kraker var derken hiçbir şey çıkmadı. Bir şey çıksaydı lan bari. Tava mava çıksaydı keşke. Ya şu dur lan niye nişan alıp şey yapıyoruz ki başladığımız evdeyiz. Silah kutusu. Tüfek çıktı lan direkt. Ama kullanmayacağım yani daha oyunun en başında bu kadar şey. Aa bak dikiş seti gerçekten çok iyi bir şey. Bunu ben şöyle yapıyorum. İkinci elime alıyorum dikiş setini. Şu masada gacırda masa. Bu arada gerçekten özür dilerim. Masadan ara sıra nadiren gacır gıcır ses gelebilir. Afuma sığının biraz şu an masayı değiştirene kadar bu sıkıntılı masada biraz idare etmem gerekiyor. Şimdi dedim ya bu dikiş setini ikinci elime alıyorum. Bu ikinci elimde bunu daima tutuyorum tamam mı? Şey sıkıntısı olabiliyor ama aklınızda olsun. Siz de yapacak olursanız. Diyeceğimi unuttum. Bir yerden atlarken sıkıntı olabiliyor. Hadi bakalım ilk zombimize beraberiz. Düş abicim. Düş abicim. Düş abicim. Tamam ilk zombiyi hallettik. İn abicim. Hadi. Hadi abi. Tamam. Saat çıktı iyi oldu. Bunu bir takalım hemen. Tamam. 7. ayda mı başlamışız? 9. ayda mı? Hangisi o? Neyse ikisi de fark etmez. Hoppala. Abi kıyamet zorlayacak lan sanki bizi. Abi şu tiplerin gelişine bak. Gel 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 gel. Yat abi. Şş, oğlum bunlar çok lan. Abi sakin. Hiç bence dövüşmemize alem yok. Arkama bir bakayım. Yat abi. Yat abi. Yat abi. Yat abi. Yat abi. Yat abi arkama bakayım. Abi ben bunları elimde bir silah, bir bıçak bir şey olmadan halledemem yani anlamı yok. Atla abi, çabuk atla abi. Tabi adamın götünden atmaya başladı kalp. Evde bir şey mi var? Kapı titredi sanki. Oo araba. Şöyle bir etrafa bakınayım. Tamam temiz gibi. Gibi ama. Araba açık mı? Araba açık. Oyun takılma. Heh. Anahtarı yok ki. Arkada bir şey var mı? Çok da bir şey yok. Burada bir şey var mı? Abi ben bunları düşürerek bir yere varamayacağım. Varamam yani. Atla abi. İlerle abi. Ben bunları en iyi ağaçlarda şey yaparım. İzimi kaybettiririm. Şimdi şurada yakın bir anda lütfen bir şey çıkmasın. Eve girip bir bıçak bir şey temin etmek istiyorum. Açabileceğim mi? Bak. Bu oyunda ses çok önemli. Bu oyunda ses aşırı önemli. Aç abi. Adamsın. Gir abi. Kapat abi. Geldi abi. Abi hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok. Kapıyı mı zorluyor lan o? Tamam. Kırsın. Sıkıntı değil. Yapacak bir şey yok. Levye. Adamsın. Çabuk. Al. Yerleştir sırtına. Al eline. Çok gelirler mi lan? Açayım kapıyı. Çok gelecekler mi? Çok gelecekler mi? Bir tane geldi. Tamam. Yat abi. Kapat. Tamam. Şuradan kaç kişi gelir? Bir tane geldi. Bayıl çocuğum. Bayıl. Tamam. Sende ne var?
Şu tişörtünü ben senin yırtsam. Şöyle bir iki saniye hızlandırayım zamanı. Heh, tamam. Şimdi burada ne var? Burası tuvalet. Çok da bir şey yokmuş. Şimdi Levi çok iyi oldu. Kondisyonu da çok iyi. Tamamdır. E tamam, o üstümdeki şeyi attım. Ulan ilk dakikadan öleceğiz mi şeyini attım. Sıkıntı yok. Şimdi taze havuç. Abi şunu bir ye. Karışık sebze. Bunu alalım üstümüze. Şu faydası olacak. Bu hani donmuş ya, çözülse bile sıkıntı olmuyor. Yani etler gibi hemen çatlayıp patlamıyor. Çözüldüğü zaman anında yemene, tüketmene gerek yok. Tabii pişirmene de gerek yok. Ha, ısıtabiliyorsun ama direkt katır kutur da yemende bir sakınca yok. Şimdi abi bu oyunda mini, abi işte bak bu şey sıkıntı olacak bize. Mini haritanın kapalı olması çok kolaylık sağlıyordu. Şimdi şöyle sakin sakin gidelim. Orada baba nasıl geliyor? Siz beni nereden gördünüz? Bu nasıl bir koşuyorsunuz oğlum siz? Yat abi. Hadi abi. Arkam temiz. Hadi abi. Hadi. Hadi. Tamam. Ne çıktı? Çok da önemli bir şey çıkmadı. Şuradan bir tane daha geliyor. Sakin ol, sakin ol. Hayır, hayır, hiç acımayacak, hiç acımayacak, hiç acımayacak, hiç acımayacak. Hani sen de biraz anlayış göstermen gerekiyor elbette. Kapat, kapat. Tamam. Şu perdeyi de kapat. Şurada bir süre konaklasam ben. Kısa bir süre konaklayayım. Aa, araba anahtarı çıktı ama nerede ki araba acaba? Nerede araba var? Kapat şunu da, tamam. Masanın üstünde ne var? Makas var, dikiş seti var. Dikiş setin içinde bir şey var mı? Yok. Oo, evde bak biri intihar etmiş. Tabanca falan çıktı, güzel. Ama abi çantam yok, çantam. Hop 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 hop. Orada bizi görecek bir zombi var. Dışarıdan usul usul yürüyüp yürüyüp geldi. Şimdi o cama tıklamaya başlayacak. Tamam, moral düşürmenin anlamı yok. Avokado ye abi. Bunu da ye. Sonra patlıcan da ye. Sonra domates de ye. Şöyle bir hızlandırayım zamanı. Kırdı, camı kırdı. Kızartma tavası. Yani gerek yok şu an. O ilk evde çıksaydı daha iyi olacaktı bizim için. Yapabileceğim bir şey yok ki. Şurada su stoklayabileceğim bir şey var mı? Bardak falan. Heh, kase var, bardak var. Şu kaseyi al abi. Şu kaseye su doldur. Sen birazdan susamaya başlarsın. Hatta susamadan ben sana su da içirtireyim şuradan. Var mı kapımızda? Herhangi biri yok. Aha, bu arabanınmış, tamam, görmedim ben. Arka taraftan geldik ya. Çok güzel. Var mı araçta bir şeyler? Alkolü mendil var. O güzel oldu. Bir yerimizi kesersek, çizersek şey yaparız. Dezenfekte ederiz. Şu alkollü mendili, bak işte şey, levye elimizde olduğu için abi yapma, benzinin. Tamam. Can sıkmanın hiç alemi yok. Hiç gerek yok. Burada ne var? Okul mu burası? Şöyle bakalım. Tamam, burası muhtemelen okul. Anaokulu gibi bir şey herhalde. Şurada arabalar var. Şurada birkaç tane zombi var. Şöyle bir yapalım. İyi, hazır, onlar öyle gidiyor. Ata çok iyi gidiyorlar. Çok güzel. Şöyle usul usul, usul usul. Sakin sakin. Bunlar bize... Aha, çantası var. Güzel. Çantasının olması iyi oldu. Şimdi şu arabaları bir lootlayalım. Abi sen nereden çıktın? Nereden beni gördün sen? Yat abi.
Oo. İyi çantası olan bir şey çıktı. Dudağım kaşınıyor, dudağım kaşınıyor, dudağım kaşınıyor. Git abi. Şöyle bir bakalım. Karakter çok şey, çok boş. Senin çantan bana çok lazım. Hatta senin iki tane çantan var. İkisi de bana çok lazım. Arkam iyi, arkam bir süre daha temiz. Tamam. Yat abi. Yat abi. Yat abi. Yat abi. Arkam temiz. Yat abi. Git abi. Öl abi. Senin üstüne çıkayım, sana vurayım. Sonra da sana vurayım. Sanki şey gördüm bir an. Silah kılıfı gibi bir şey gördüm sandım. Şimdi okul çantası sırtına al. Şunu da öne tak. Tamam. Tornavidayı alalım. Burada başka bize lazım bir şey olmaz. Şu bez çan bezleri şöyle at. Şunu da şöyle koy. Kaseyi de al böyle. Bunu da al böyle. Sen de sırt çantasına git. Tamam. Üstümüzü hafiflettik. Bu arada bunlar çitlerden atlayabiliyor mu? Ben dediğim gibi kıyamet zorluğunda oynamadığım için çitlerden atlayıp atlayamadıklarına dair bir bilgim yok. Ama birazdan öğreneceğiz. Bak 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 bak. Oh! Koş! Oğlum siz kaç kişi çıktınız oradan? Bak neyi çok büyük hata yaptım? Çok büyük aynı kapıdan çıkma hatası yaptım. Yan koltuğa geçmem gerekirdi. Yan koltuğa geçmem gerekirdi. Yani bir saniye falan bile değil belki. Şey yapsaydım. Geç çıksaydım. Aşırı beni zora sokacaktı. Abi git. Tamam. İyi, arkam temiz. Abi daha ilk gün bile bitmedi. Bu kadar şeyle uğraşmak hiç iyi bir şey değil. Yat abi. Hah. Hadi. Karakter yorulacak. Sıkıntı orada. Şimdi adam terliyor. Şu oduncu gömleğini at abi. Hatta yırt. Aç abi kapıyı. Şimdi koltuklarda bir şey yok. Zaten genelde pek bir şey olmuyor. Çakma alalım. Ateş yakmamız gerekir. Bir şey olur falan. Mavi tükenmez kalemi alalım. Haritada işaretleyeceğim yerlerini. İşte atıyorum burada şu var, burada bu var gibi gibi. Şu bagajda bir şey var mı? İlk yardım çantası güzel. Şunların hepsini alırım. İyi, genel durumumuz iyi. 60 kiloyuz. Zayıf başladığımız için. Bu canlanır mı lan? Şşş. Kalkmasın değil mi? Oo güzel. Anahtar. Senin benzinin... Atlayabiliyormuş. Yo şurada... Aa tek katlı oradan mı çıkıyorlar acaba? Şuradaki tek katlı yerden çıkıyorlar muhtemelen. Tamam onlar dışarı çıkana kadar. Bak adam susadı işte. Kötü oluyor bunlar. Gel şuradan iç de. İhtiyacın kadar iç. Tamam. Gel lan buradayım gel. Yemek de yedirse miydik acaba? Bir güç katardı bize. Yat abi. Yat abi. Abi şu levye var ya aşırı derece hayatımı kurtaracak. Canı ne durumda? Daha çok kondisyonu var. Çok güzel. Ya bu arabada bir şey yoktu. Şimdi şu karışık sebzeyi bir ye. Hepsini ye. Yemeni mi bekleyeceğiz senin? Tamam hadi bin. Bunun da anahtarı var. Çok güzel. Yara bandına artık gerek kalmaz. Bak 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 nasıl geliyor.
Senin de benzinin yok. Of. Abi birinizin benzini olsa şaşıracağım. Saat 3 oluyor. Yakın bir zamanda halletmem gerek işleri. Karakter yorulacak 1-2 saate. Çünkü çok fazla yoruldu. Arkam temiz. Yat. Şu yerdekine bir vursam mı artık? Askeri çöl botları giy. Ayaklarımız çok cıbıl kalmasın. Tamam. Gel şöyle. Şunları at. Kanlı spor ayakkabı. Dur lan kaseye atma. Su şişesi bulana kadar lazım olacak bize. Evet, okuldan bize ne çıkabilir? Meyve suyu falan çıkar. Su şişesi belki çıkar. Bunun da anahtarı var ama abi bak anahtarınız var. Benzininiz yok. Yat abi çabuk. Hızlı hızlı. Tamam. Beyzbol sopası. Güzel. Yedek silah her zaman iyidir. Benzin bidonunu al abi. Senin de benzinin yok çünkü. Ben size bulacağım benzin. Ben size benzin bulacağım. Hiç canını sıkma sen. Ben size benzin bulacağım. Şu bezleri at şöyle. Bu yerdeki neymiş? Ha, bir şey değil öyle yerde dekoratif duruyor. Şu haritaya bir bakalım. Yani M'ye bastı mı tamamı gördüğümüz kadarıyla açılır. Şimdi okuldan bize ne çıkar? Meyve suyu falan çıkar. Belki su şişesi çıkar. Çanta bol bol çıkar. Yani yine girmem gerekecek benim her türlü çünkü geceyi atlatmalıyım artık. Şunlar beni görmez değil mi? Buradayım. Yat yat. Hiç kalkmayacaksın. Böyle usul usul yürüyeceğiz. İş çantası. Boş ver iş çantasını. Ya ofislerden bir şey çıkmaz bana ya. Yapıştırıcıyı alayım. Yapıştırıcı şey lazım olabilir. Kırılan bir aletimiz olursa onlara lazım olabilir. Tamam, şimdi karakterde negatif veya pozitif herhangi bir etki yok. İyi bir şey. En azından iyi yanından bakalım. Bir yerden bir ses geldi. Çok inceden bir ses duydum. Yerdeki çantada ne var? Hiçbir şey yok. Şimdi bu sıralara hep bakacağız. Buralardan bize iyi kötü bir şey çıkabilir. Çikolata çıkabilir. Su şişesi çıksın. Su şişesi önemli. Gerçekten önemli. Ha bak çikolata çıktı. Al abi çikolatayı. Kitabı da al. Senin canın sıkılır. Okuturuz. Tamamdır. Burada başka bir şey yok bizim için. Bir bakacağım kaç kişi... O abi 30 kişi öldürmüşüz daha. İlk kaç saatten? Daha gün bitmedi 30 tane zombi öldürmüşüz. O güzel killer gibi bir şey bulduk. Ne var? Çamaşır suyuna intihar mı edeyim ya? Çekici alalım. Hani işe yarar. Şimdi bezi alacağım. Bütün kıyafetlerime yama dikeceğim. Bütün kıyafetlerime kibrite gerek yok. Çakmam var. Tamam. Kütüphane falan herhalde burası. Şu dolaplardan iyi bir şey çıkabilir belki bir nebze. Çöpte bir şey yok. Burada silgi milgi. Zeka küpü, silgi. Daha güzel bir şey çıkabilir hadi. Hadi be oğlum. Yo. Bayağı iyi bir şey çıktı. Yapıştırıcı alalım. Bu beyzbol sopasının canı full. Güzel. Çivi var mı bende? Çivi varsa çivili beyzbol sopası yapabilirim. Okul çantasında bir şey yok galiba. Gel böyle. Böyle gel. Burada ne var? Gel. Burada da bir şey yok. Orada zombiler var. Ananı sikeyim aklım çıktı.
Yat aşağı. Yat. Yat. Burada bir şey var mı? Yok. Oğlum siz kaç kişi çıktınız oradan? Yemin ediyorum aklım çıktı. İrkilme geldi üstüme. Uf. Bak bir tane daha geliyor. Yat. Yat. Daha birileri çıkacak mı buradan? Cam da kırık değil mi? Siz burada sınıfta bu kadar kişi ne yapıyordunuz? İşiniz ne oğlum sizin? Sen görmedin beni, sen beni görmedin. Çıkar mı buradan deli kişi? Yat. 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 Ha. Aynen, aynen. Sizden istediğim şey bunlar. Oo bak bir tane zombi var. Gel gel buradayım. Tamam. Lollipop çıktı alalım. Oo bunda bayağı bir şey var. Park koşucusu. Pantolon alayım. Daha iyi şey yapıyor. Abi ceket işte bak bu beni terlettirir bu havalarda. Yazın kötü yanı da bu işte. Şapkayı takalım. Tak abi şapkayı. Aa, Rick Grimes gibi olduk aga. Şimdi. Tamam. Şimdi saat kaç oluyor? 5.50. Tam saatten sonra dışarı çıkmam. 8 gibi yatırırım adamı. Kalkar gideriz. Çikolatalı kurabiye ye. Şu taze ilk meyveleri yiyeyim. Bozulacak gibi olanları. Bunlar sıkıntı. Bunlar bize hep şey yapıyor. Bozulduğu zaman keşke yeseydim moduna düşürüyor. O yüzden aradan çıkarmak lazım. Bir tane daha beslenme çantası. Güzel. Bak bakalım. Taze muffin. Al abi koy çantaya. Onları da bir sonraki acıkmamızda yeriz. Yemekhaneye geldik. Güzel. Burası dışarı mı çıkıyor? Ne yapıyor bu? Mutfak. Ha yemekhanenin tamam arkası. Gel gel buradayım. Yat aşağı. Hiç canın acımayacak. Sadece sessiz ol. Abi böyle şeyler ayıp ama bak. Tamam iki tane daha var hallederiz. Yat abi. Çok güzel. Sessiz sessiz. Tereyağından kıl şeker gibi. Dolaplarda bir şey olsun bari abi. Bir su şişesi. Kurbanınız olayım su şişesi ya. Çok kötü. Zor bir şey istemiyorum herhalde. Yani su şişesi. Lazım. Vallahi bile lazım. Marul da ya. Çiğ köfte yok ama kuru kuru yiyeceksin artık. Yapacak bir şey yok. Aynen. Şimdi burası muhtemelen direkt sokağa çıkıyor. O yüzden hiç açmanın alemi yok. Üstümüze şey çekmeyelim. Zombileri çekmeyelim. Kuru kuru patatesini de yedin. Tamam. Raflarda bir şey var mı? Pişmemiş tavuk. Cam bardak. Çok da bir şey yok. Oğlum ne yapıyorsun gözünü seveyim. Maya, un, alüminyum geç. Bıçak. Alalım tak kemere. Burrito. Dur onu yiyeceğiz şimdi. Bunların hepsini yiyeceğiz. Kalmasın. Sonra ileride bunlara erişemez bir hale geleceğiz. Yiyemiyor mu? Tamam. Al. Üstünde dursun. Ah dirseğim ağrıdı. Sonra yersin. Şimdi bakalım. Yemekhane orada bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Mal oldu adam yiyeceği ama. Bere. Kapşon, sweatshirt. Bunlar yazın yaramaz. Adam terlediği zaman zor koşmaya başlıyor. Sıkıntı. Şu kaseyi bir doldur. Dur bir tane değil ya. Hepsini. Hızlı hızlı aynen. Bir de iç bir su. Tamam. Buradan mı gelmiştim ben?
Evet, öyle gelmiştim. İyi, saatte ilerledi. Besleme çantası. At abi yere. Ne var? Meyveli muffin, taze elma. Tamam. Tükenmez kalem, tişört falan. Halen daha su şişesi çıkmadı ya. Bir tane daha beslenme çantası oğlum. Anaokuluna mı geldik? İlkokula mı geldik? Nereye geldik? Sınıfta birileri yok. Tamam. Şimdi... Oo, cips zaten şeyiz, marangoz. Cümle kuramıyorum. Abi biz marangozuz. Yeni başlayanlar için bize lazım değil. Şimdi cipsi al. Tamam mı? Başka. Abi siz nasıl çocuksunuz? Bir tanenin susamadı mı be? Bir kişi gidip su şişesi almadı mı? Al şu cipsi. Tükenmez kalemi geç. Bir tane daha cips var. Al. Bir tane daha cips var. Al. İşte Amerika bu yüzden obez. Şu saat 8:20. Şu son bir böyle volta atalım bir. Ne var ne yok diye. Sonra adamı yatıracağım. Pek de bir şey kalmadı herhalde ya. Okulu lootladık mı? Da okul bu kadarmış. Şurada bir tanesi var. Cama bakıyor ama bir şey yapmıyor. Yapmasın zaten hiç. Bize bela çıkarmasın durduk yere. Şimdi benim böyle olabildiğince safe diyeceğim bir yerde yatmam lazım. Sandalye alıp tuvalette bile yatabilirim. Çünkü bütün her yer camlara bakıyor. Hani bir tanesi gece gelirken görür. Aa lan bu adam mı der. Alayım ben bunu bir ısırayım der. Götten bacaktan olmayalım. Şimdi yerleştire gel bir. Aynen. Tuvalete koyalım. Bunların hangisi kız hangisi erkek? Şu kız herhalde. Biz erkeğe girelim. O kadar da kaybetmedik aga insanlığımızı. Tamam gel şöyle. Yerleştir de. Koy şöyle. Bakalım. Tamam. Yıkama tüm giysiler. Yıkama kendin. Şöyle hemen hızlı hızlı yıkan. Tamam. Saat 9:30. Sana okutabileceğimiz bir kitap var mı? Yok. Şu pantolona da abi lazım değil artık. Pembe pantolondan kurtulduk. Pembe pantolon lazım değil. Şimdi ufak bir şey yapmak istiyorum. Nerede neyin olması gerektiğine karar vereceğim. Şu kalemi de at şöyle. Tornavidayı da at. Başka çakmağı da at. Başka başka. Yara bandını da at hadi. Bez parçalarını da koy. Alkollü mendil de koy. Tamam. Şimdi bu el çantasında böyle şey lazım diyebileceğimiz yani her an lazım olabilir. İşte alkollü mendil. Direkt şak şak yapsın. Hani yerini tutmak istiyorum. Sırt çantasına direkt 19 kilo kapasite var. Ağır bir şey taşıyacak olursam hani konserve mi buldum bir sürü. Yığ abi çantaya. Çantada dursun. Sonra gidip de şey neredeydi o neredeydi moduna girmeyelim. Yerlerini bilelim. Başka başka. Tamam herhalde. Bunlar dursun. Şu elmayı ye. Bozulmadan. Taze muffini de ye. Şu adama kilo da aldırmam lazım bir yandan. 60 kilo. Kilo da aldırmamız lazım. Şimdi bende çekiç vardı. Çivi yok ama. Şu Louisville haritasını at. Şu elmayı ye. Havududu kurabiyesini de ye. Şu patatesi pankekleri at şöyle. Tamam. Bez parçası 8 tane burada var. Şu pantolonu yırtabiliyor mu? Yırt bakayım. Bez çıkar şuradan. Tamam, 17 tane bezimiz var. Neredendi? Şöyle geliyoruz. Şimdi bize ilk önemli olan hangisi? Uzun kollu tişört olur. İncele de üst gövde. Şunu kullanarak hepsine yamala. Aynen bez parçası. Tamam. Zaten şuradan yamalar belli oluyor. Pantolonu da ekle. Ha, yettiği kadar. Hemen hızlı hızlı. Aynen. Tamam. Başka çoraplar eklemeye gerek var mı? Şimdi 4 tane hiç gerek yok. Boş ver. 6 tane bez parçamız kalsın. Ne olur ne olmaz. Çizeriz bir yerimize. Bir şey girer çıkar.
Hiç gereği yok. Şimdi saat 11. 10 numara. İç abi suyunu. Zaten hafif de yoruldun. Şöyle gel. Saat nerede? Alarm kuralım, yatalım. Giy. Ha, tamam. Alarm kur. Saat kaça? Sabah 7 iyidir ya. Hani 7'ye kadar uyursan seni biz kaldıralım. Az uyursan kendin kalkar, yoluna bakarsın. Tamam. Şimdi telefon da şarjı azalmış ama sıkıntı olmaz. Şimdi canın sıkın, hiç canın sıkılmasın, dışarı çıkacağız. Bir haritaya bakayım. Neredeyiz? Şöyle not ekle diyeceğim. Şöyle gel. Okul yazacağım. Gel abi. Tamam. Şu olsunu büyük yapalım şunu. Hatta şöyle yapayım mı? Okul. Dayan. Etmeyeceğim küfür. Okuk. Artık Türk Dil Kurumu'na bildirelim. Okulun yeni adı Okuk. Abi. Yemin ediyorum şaka gibi ya. Aa, nereye yer yeri lootlamışız? Nereye yer yeri lootlamışız? Burada lootlamadığımız yer var. Medikal kısım var burada. Bak, lootlamadığımız yer varmış. Ama olsun. Güne güzel başladık. Şeker paketi. Al. Allah al. Şeker paketidir. Taze gazoz. Güzel. Bu susadığımızda bize iyi gelecek. Muzu da ye. Burada ne var? 3 tane de şeker paketi. Al abi. Bir yere bir tanesi vuruyor ama. Çok ses yaptı. Şurada. Geldim. Geldim. Tuvalette sıkıştın diye. Şu tişörtleri yırt. Hızlıdan. Bir ses geldi sanki ama. Neyse. Heh. Abi güzel bir şey. Ameliyat eldivenleri. Neşter. Alalım. Şimdi sağlık şeylerini buraya atacağız. At abi şöyle bir tane neşteri. Cımbız. Çok güzel. Cerrahi yine al. Şimdi cımbız ne işe yarıyor? Bir yere can batarsa çok çok lazım olacak. Beta blocker. Ağrı kesici. Antibiyotik. Oh, çok güzel. Burada ne var? Aynı şeylerden birer tane daha gerek yok. Bize birer tane yeter. Çöp poşetini şimdi boş ver. İleride çok lazım olacak ama çöp poşetleri. Yağmur toplayıcı yapmak istediğimiz zaman. Şurada bize eğitim için lazım olacak hangi kitaplar olur? Böyle başlangıç seviyesi. Marangozluk lazım olmaz. Bunu zaten okudun. Adama başlangıçta şey yapmıştım ya. Araba düşkünü, o yüzden bize lazım olmaz. Şimdi abi avcılık benim çok kullandığım bir iş değil. O yüzden hiç bakmayacağım bile. Balıkçılık hiç bakmıyorum. Ha bak, mesela yeni başlayanlar için aşçılık. Üstümüz ağırlık yapmasın, şimdi gerek yok. İlk yardımı alalım. Hani ilk yardım ne kadar işe yarıyor bilmiyorum ama. Dergiyi alırım. Gürültülü jeneratör yapımı. Bu lazım olur. Sonra başka elektrikçilik. Kesinlikle lazım olacak. Araştırmayı boş ver. Düşük seviye marangozluk. 1 ile 3 ile 4 arası, pardon. Biz 3'teyiz. 3 ile 4 arası alalım. Yani işimize yarar herhalde. Spor araç al. Kesinlikle al. Jeneratör kullanım kılavuzu. 2 taneymiş. Bir tanesini al. Lazım olmaz. Terzilik lazım olur. Başka metal yeni başlayanlar için alsak daha iyi, şimdi üstümüz ağırlık yapmasın. Başka başka başka. Abi yeni başlayanlar için metal yok mu? O çok lazım olacak. Aşçılığı boş ver. Hayır. Abi şuna tıkla. Tamam. Gel şöyle. Hayır. İlerilmiş. Hayır. Yeni başlayanlar için aşçılık. Hayır. İlk yardım tamircilik. Bak, bu lazım olabilir. Bakalım bizde var mı tamircilik? Bir seviye var. Alalım. Hızlansın. Tamam. Yeni başlayanlar için metal işleme. İşte bu be. Hareket sensörü alalım. Okuyalım. Bilgiden hiçbir zaman zarar gelmez. Bu camlar açılmıyor değil mi? Yok. O zaman insan gibi kapıdan çıkacağız. Şimdi bu an itibariyle güzel durumdayız. Hiç fena bir halde değiliz. Şu dikiş setini şöyle at.
Bez parçalarını da at şöyle. Kirli sargı. Onu şey yapacağız. Şunu bir saniye açsan şöyle. Şu iğne ipliği şöyle atsam. Su dolu kaseyi de koy. Gazoz içeriz en kötü. Yine hallederiz işimizi. Tamam. Sen de şöyle koyduk muydu? Tamamdır. Kirli sargıyı yıkayalım. Bakalım yolumuza. Burada var mı çeşme? Yok. Şu tuvalet vardır hemen. Tuvalet yok mu oğlum? Lan oğlum bir tane tuvalet lan. Heh. Gel şöyle sargıyı temizle. Hemen ardına da suyunu iç. Tamam. Bebek gibisin, cillop gibisin. Sen çıkar. Abi cümle kuramıyorum ya. Çıkmadan şöyle bir cips de yedirelim sana. Hadi bakalım. Yedi mi cipsini? Yedim. Şurada var mı? Yok. Usul usul görmedin beni. Sen beni görmedin, ben seni görmedim. Sen beni görmedin, ben seni görmedim. Bak geliyorsun, ayıp ediyorsun. Kardeşim biz seninle anlaşmadık mı? Ne sen beni gördün, ne ben seni gördüm diye. Gelme. Bak ya, terbiyesiz herife bak ya. Bize çivi lazım. Çivili beyzbol sopası yapmak için. At şunu şöyle. Geliyor mu? Hala geliyor. Tamam, ayağa kalk artık. Çok da yavaş yürümenin alemi yok. Şu bir gelsin, ben şunu şurada bir indireyim. Gel, sen benim peşimi bırakmayacaksın belli. Şimdi hızlı bir koşacaksın öyle. İstediğin kadar koş. İstediğin kadar koş. Aklını alırım. İyi, bu eve de bakarız. Hatta şu hizadaki eve de bakarız. Şurada bir tane zombi görmüştüm. Geliyor. Tamam. Arkamız temiz mi? Temiz. Gel şöyle. Yat aşağı. Hiç bağırma. Hiç sakın sakın. Hayır. Bağırmaman gerek. Bağırmaman gerek. Tamam. Aynen. Kırdık amına koyayım şeyi. Görmedin, görmedin, görmedin. Hayır, hiç öyle bir şey yok. Ben sizi gördüm mü? Görmedim. İçeride güzel bir şey var mı acaba ya? Abi nereden görüyorsun ya? Tamam. Öldürürüz, yapacak bir şey yok. Yat abi. Yat abi. Açıklamalar Rita. Alalım. Şimdi bakamayacağım hiç. Bir yerden garip bir ses geliyor. Nereden geliyor? Kestiremedim hala nereden geldiğini. Bağırıyor bir yerde ama bir derdi var herhalde, neyse. Çok şey yapamayacağım şimdi. Abi bu nasıl bir ev? Kapısı kilitli. Nasıl kötü insanlarsınız siz? Bunlar hiç gerek yok böyle şeylere. Hiç gerek yok. Biz arkadaşız, dostuz, sevgi, saygı. Kırmadan aç, adamsın. Sakince kapa. Perdeleri de kapa. Burada birileri var. Evet, bir tane var. Hiç bakmayacaktım buraya. Tamam. Demircilik şeyini alırım. Alırım. Al. Tamam. Burada ne var? Dikiş seti, diş fırçası. Şunu atalım. İğne ipliği alalım. Tamam. Taze pişmiş kuzu pirzola. Mutsuzluk artı 2. Sıcakken daha iyi. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Yersin. İki dışarı çıktığım zombi gördüğünde yüzün gülmeye başlar senin. Karnın doyacak oğlum, bir de o açıdan düşün. Taze limon, çilek falan. Bak mutsuzluk eksi 10 götürüyormuş ama şu an yiyemiyorsun. Hiç sıkıntı olmaz. Şöyle koyalım. Vakti zamanı geldiğinde yersin. Burada ne var? Külot var. Bel çantası. Bak bu da çok güzel. Bunu da koy öne. Şimdi bel çantası... Ha, el çantasını çıkardı. O zaman abi boş ver. El çantasını al. Biz el çantasını alalım. Bel çantasını da arkaya takalım. Şöyle arkaya koy. Aynen. Bakalım bir şey yok. Burada bir şey var mıydı? Doğru baktık ki buraya. Kafam dağıldı bir an alarm çalınca. Şimdi burada bir şey var mı?
Para var, sigara var. İkisi de lazım değil. Kapıdan çıksam beni gören eden olur mu? Oradakiler hala orada. Tamam. Sakin, sakin. Hiç telaşa gerek yok. Bu kapı var mı burada? Varmış ama açılmıyor. Bak 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 bak. Bu az önce bağıran muhtemelen şuydu. Şş lan ben geldim, ayağa kalk. Kalksana oğlum ayağa. Tak kovboy şapkasını tak. Park koşucusu dandik. At bunu yere. Şimdi Rick Grimes gibi olduk. Aç abi kapıyı. Ay anasını. Şu ışığı kapatabiliyor muyuz? Ha, kapat oğlum, elektrik yakmasın. Ya abi evden çıkarken niye bir insan kapı kilitler ki ya? Ne gerek var? Açık kalsın. Sanki bir zararımızı gördün. Sanki evinize giriyoruz yani. Ayıp ediyorlar. Çok temiz bir ev lan. Ne kadar güzel bir ev. Sarı saç boyası boş ver. Pompayı boş ver. Pompalayacak bir durumumuz yok. Mısır gevreği alalım. Çikolata alalım. Marina açlık 10 götürüyormuş ya, bir zarar olmaz. Şimdi bazıları şey oluyor, kuru kuru yediğinde mutsuzluk veya işte şey başka etkiler getiriyor. Onlar zararlı. Yani sıkıntı yapıyor. Karakter fazla mutsuz kalırsa veya fazla bir mutsuzluğa çıkarsa psikolojisi falan bozuluyor. İntihara meyilli falan değişik bir hale geliyor. Sıkıntı o yüzden. Veya hastalandığı zaman falan da yapıyor aynı şeyleri. Babam televizyonda bir program var ve sesi haddinden fazlasıyla yüksek çıkıyor. Full açıkmış. Life and Living'de bir şey var mı? Ha, Woodcraft. Güzel, marangozluğumuz artıyor. O zaman şeyi atabilirim. Abi cümle kuramıyorum ya. Düşük seviye marangozluğu atabilirim. Şu biraz da saati hızlandıralım. Hızlı hızlı okusun bu. Öğrendin mi lan bir şeyler? Az kalmış, az kalmış. Sağlık olsun. Tamam, bu evde de bir şey yok. Saat 1 oluyor. Bugün karakter fazlasıyla yorgun değil. Bu bizim için iyi. Şu dergileri bir hızlıdan okuyup atsam hem üstümde yer kaplamasın. Hem biraz da saat geçer, aynen. Ne diyor? Bunu okudun, tamam. Ne diyor? Bunu okudun, tamam. Şu limonu bir yesene. Susuzluğun biraz gitsin. Sonra da şuradan bir su iç. Tamam. Haritaya bir bakalım. Nerede? Haritaya bak. Louisville'de. Zahmet etme, ben vaktimi boşa harcadım bu bina için, öyle demiş. Burada yemek yazmış. Balyoz gerekiyor. Silahçı için, tamam. Benzinlik diyor. Yandaki de gıda olması lazım elma koyduğuna göre. İyi, iyi güzel, Louisville'de bir yer öğrenmiş olduk. Atabiliriz. Başka? Elektrikçiliği de oku. Demiri de oku. Yer açmaya çalışıyorum. Bana şu an fazlasıyla yer lazım olacak. Ayrıca da bir araba edinmem lazım. Üstündeki fazla kitapları atayım. Gereksiz ağırlık yapmaya başladılar. At abi. At abi. Bunu okudum. Tamam. Çıkmadan şu çileyi de ye. Sonra yulafı da ye. Hafif de bir güçlü, kuvvetli çık dışarı. Ya bir yağmur kötü oldu. Lütfen şu arabanın anahtarı olsun. Ve gidelim. Lütfen. Yalvarıyorum. Ya, rica ediyorum. Arka kilitli. Tamam. Tamam. Kapılar açık. Anahtarı yok. Abi işte bak, bu kötü oluyor ya. Bak böyle şeyler kalbimi kırıyor ama. Hani anahtarın olsa ne zararın olacak? Zaten artık bir işe yaramıyorsun. Burada çürümeye terk edilmişsin. Bari ben seni kullanayım da hayatımı kurtar. Burada pencere yok. Levye'nin durumu ne? Hala full, çok güzel. Şöyle gel. Kırılmadan aç, adamsın. Gir içeri. Kapat. Perdeleri de kapat. 10 numara. Bulmacayı geç. Evde birileri var mı? Bir evde temiz gibi duruyor. Şu mavi kalem atıp tükenmez kalem alacağım. Neredeydi o mavi kalem?
Aynen, onu at, bunu al. Ketçap bak, ama mesela ketçap. Sadece kuru kuru ketçap yediğinde 20 açlığın gidiyor ama artı 30 mutsuzluk veriyor. Bu da hani hiç iyi bir şey değil. Anormal derecede kötü bir şey. Yani adam intiharın eşiğine gelebilir. Güzel, konserve açacağı güzel. Bu sayede artık kalorisi en yüksek olan hangisi? Bezelye. Bezelyeyi al. Bezelyeyi alalım. Havucu aç. Fasulyeyi de aç. Ye. Bunları yiyelim. Tabii de bir su şişesi çıksaydı artık. Şunu ye. Konserveyi aç. Şöyle bir hızlandıralım zamanı da. Aynen, bunu da ye. Adama hazır bu elektrikler falan gitmemişken ve her şey bolluk, gülistanlıkken, daha çünkü ikinci gündeyiz. Karakter olabildiğince kilo aldırmaya çalışıyorum ki. Sushi mi yap? Aa. Yok, gerek yok. Böyle kalsın. Şu kupaları da al, bize lazım olacak su yani, belli artık. Taze pişmemiş pilav dolu saplı tencere, bak bozulmamıştı. Mesela artı 20 mutsuzluk veriyor. Niye? Pişmediği için. Bunu pişirip yediğin zaman bebek gibi yemek. İstersen işte bunu atıyorum ketçabı ilave edebilirsin. Bu arada gerçek hayatta pilava ketçap mayonez atıyor musunuz arkadaşlar? Atmıyorsunuz değil mi? Atmayın yani. Çok çirkin bir şey abi. Hani tamam, zevkinizdir. Yiyin ama abi bilmiyorum, çok çirkin bence. Ama saygı duyarım, yapacak bir şey yok. Oo, bak burada bir ufak bir kaçamak yapıyormuş. Meyve reçeli fıstık ezmesi falan. Tamam, taze ekmeği al. Dilimleri ye. Bak burger yapabiliyormuşuz. Hatta şundan, taze pişmiş filetoyla sandviç yapabiliyormuşuz. Balıktan yapalım mı? Bak sandviç yaptık. Mutsuzluk eksi 5 götürüyor. Bak çok güzel. Ki üstüne fileto da kaldı. Yani abi gerçekten oyunda simülasyon kafasıyla oynayacağım, oynamak istiyorum derseniz yapabilirsiniz. Oyunun sandbox modu var. Oradan hiçbir zombi olsun istemiyorum dediğinde bütün zombiler hani gidiyor, sadece şey. Yani dünyada bir olay olmuş, insanlar ölmüş. Etrafta da bir yıkıntı gibi düzen kalmış. O. Ama bana zarar verecek kimse yok diye şey yapabilirsiniz yani. Hayatta kalma yapabilirsiniz. Eğlenceli olur mu? Bence olmaz. Çünkü hani dövüşmen gereken birileri yok ya. O sıkıntı. Ama yoksa veya zombi sayısını çok aza çekersiniz. Hani çok az zombi yaparsınız etrafta. Gidersiniz. 10 numara, 5 yıldız. Hani bir yandan tehlike de olur bir yerlerde. Bir yandan eğlence de olur. 10 numara, güllük gülistanlık. Yaşarsın. Yaşarsınız. Şimdi. Şimdi. Bu burada tamam lan, benim yaptığım katliam. Uf, dedim lan burada kim ne yapmış böyle? Güzel, sessiz sessiz, sakin sakin ilerliyoruz. Evi her zamanki gibi kilitli tabii ki de. Var mı birileri? Yok gibi duruyor. Girelim. Evet, ufak bir kayıt kesiği yaşadım. Kusuruma bakmayın. Bir 10 dakikalık herhalde, 15 dakikalık bir telaştan dolayı fark edemedim kayıt eksikliği yaşadığımın. Neler yaşadım? Ufak bir sargı durumumu yaşamamız gerekti elimizde. Karakter yoruldu. Onun dışında bir şey olmadı. Sadece azıcık elimiz kesildi, o kadar. Onun dışında çok da bir kaybımız, zararımız yok. Şimdi saat 7 oluyorken, karakter de hafif yorgunken, iki tane boş bira şişemiz var. Bir tane de dolu var hatta, onu nerede o? Şu dezenfektanı at şöyle. Bardakları artık gerek yok. Bu bira şişesi. Al bunu, yere dökeceğim. Su şişesi bulamadıysam kendi su şişemi yaratacağım. Hemen gel abi, hepsini doldur de. Tamam. İçi su dolu bira şişesi. Şimdi nerede? Favorileri ekle. Bu burada dursun. Ben istesem de bunu hani böyle sürükleyip yere atamıyorum. Çünkü burada favorilerde olduğu için. Diğer iki tanesi nerede? İçi su dolu bira şişesi. Tamam, bunları da koy böyle bel çantana. Sığıyor mu? Tam sığdı. Tamam. Yerde sabun falan bir şey yok değil mi? Yatmadan yıka tüm giysiler. Yıka kendin. Bak şapkamız düşmüş, şimdi fark ettim.
Buluruz, alırız. Sıkıntı olmaz. Yeter ki karakter problem yaşamasın. Bu iğne iplikle dikebilirim elimi. Dur tabi o anki telaşta insan fark etmiyor ama sargıyı kaldır be bakayım bir. Şimdi dezenfektan sürmüştük. Yok, ağır kesik ama şey yapamıyoruz. İlla şeyde mi olması lazım, burada mı olması lazım? Fark ediyor mu? Yok, hayır. Tamam, alkolü mendili sil, üstüne de bandajı tekrar sar. Tamam, iğneyle ipliği de koy böyle. Al eline levyeyi, dikiş setinde at çantanı. Bunu da koy, bel çantasına koymuyorsak buraya koyarız, tamam. Şimdi karakter hafif yorgun ama şöyle bir şey yapacağım. Üstümden hem bir tane şey çıkmış olur. Metal işçiliği, bunu her an nerede lazım olacağı belli olmaz. Gel abi şöyle yere otur de. Benim ayağımda ayakkabım yok lan. Yo var. Tamam, renginden dolayı. Şu saat 8.40. Şöyle hızlı hızlı bir oku bunu. Bitirebileceğim mi bu gece? Bitirebilir misin? Kaç sayfaymış bu? Gel bakayım şöyle. 220 sayfa. Tamam ya, bitir bunu. Olmadı bir saat roter yaparız. Bakayım. Tamam, sen bunu bitirir. Ben de seni yatırırım. Hadi. Tamam, saat 2 oldu, bitti. Ki bir de hızlı okuyan şeyi var elimizde, unutmayın. Uyu da. Sabah 7'de kalkacağım. Yeter o kadar uyku sana. Ha, yetti bak. Tamam. Şimdi. Kahvaltıda bir cips ye. Sağlıklı bir besin. Abi kaydı unuttum. Kötü oldu ya. Telefonun şarjı bitmişti. Gideyim şarj aleti alayım diye durdurdum. Geldiğimde kaydı da o sıra şeyden durdurdum galiba. İki parça olsun ki hani burada durdurduğumu bileyim. Direkt render attığımda arada bir sıkıntı, problem yaşanmasın diye durdurdum ama yapmama gerekirmiş. Şimdi sen bundan biraz su içiyor mu? Evet, yavaş yavaş içiyorsun. Şuradan iç de, şuradan doldur da, şu bira şişesini dolduralım. Tamam. Canın hiç sıkılmasın. Birazdan eğleneceksin tekrardan. Başka al şu lollipop'u da ye. Çıksın aradan. Taze ekmeği de ye bozulmadan. Muffinleri de ye bozulmadan. Çünkü bunlar muhtemelen gece olmadan bozulmuş olur diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Tam daha fazla yiyemiyorsan problem yok. Burası biraz kalabalık. Şöyle in bakayım aşağıya bir. Tamam, can sıkman alemi yok. Bakalım. 58 tane zombi öldürmüşüz. Bir gün 22 saattir hayattayız. Geriye kaldı 99 gün. Hadi 98'de 2 saati de düz hesap yaparsak. Geriye kaldı 98 gün. Bakalım 98 gün yaşayabilecek miyiz? Vallahi bu gidişle ben yaşayamayacağım gibi geliyor ama. Bakalım hayırlısı. Abi şapkamı kaybettim, kötü oldu ya. Arkası uf değilmiş, güvenli. Şu kamera açısı kaymasa bir de. Şu kamera bir de kaymasa. Sen bir öl, tamam. Hiç kalkma. Vuramadık ki. Tamam. Üstünüzde önemli bir şey var mı, kayda değer? Yok. Şöyle bakalım. Şurada birileri vardı ama bize zararı olmaz herhalde. Abi şu evlerde bir tanesi açık olsun be. Hadi. Açamadık. Var mı aşağıdan gelen? Yok, onlar ağaçlarda takılıyor. Takılsın. Tuvaletten girelim. Girebilir miyiz? Girersin sen. Sen girersin. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Allah'a şükür. Gir abi. Kapat. Ya da kapamasa mıydık lan içeriden? Şimdi biri çıkmasın. Çıkacak. Ses var. Üst katta muhtemelen. Sesi var yani, o çıkacak bir yerden de. Bir tane daha bira şişesi. Bak, su şişesi hala çıkmıyor. Ne kadar bencil bir insansınız lan. Bolognese al. Kalorisi yüksek olan şeyleri alıyorum ki karnımız daha çok doysun. Tamam. Şu muffini de ye.
Sana külü aldırmam lazım. Çok şey olmadan. Yemekler artık yavaş yavaş bulması zor olmaya başlamadan. Ye bunu da. Sonra bunu da ya. Yedin mi? Nerede? Yesen oğlum. Ha doymuşsun tamam. Ya üst katta birileri var. Şurada bir şeyler var. Taze ekmek, marmalet, fıstık ezmesi alırım. Koy şöyle. Taze ekmeği de al. Marmaleti de al. Şimdi üst kata sakin sakin çıkmamız lazım. Şurada. Aynen. Yat aşağı. Hiç de ses çıkarma. Hiç de ses çıkarma. Adam akıllı öl. Bir yerde bir tane daha var. Burada mı? Yok. Nerede? Burada mı? Yok. Nerede bu? Burada mı? Yok. Şuraya bakalım bir şey var mı? Dezenfektan alırım. Parfüm değil. Bandaj. Tamam. Aşağıdan mı vuruyorlar? Nereden vuruyor lan bunlar? Bizim eve vurmuyor demek ki. Vursa oğlum burada çok yakından da geliyor ses. Yan odada bir kapı daha mı var? Yo. Şuradan bir yerden geliyor gibi ama. Oğlum burada bir kapı daha varmış. Yat abla. Duşta ölmüşsün yat. Yat tamam. Ne var sende? Bornoz falan filan. Şu sabunu alalım. Sabunla yıkanırız. Bel çantası lazım değil. Bize bir şey var. Normal el çantası var. Tabanca. Oğlum eve ilk oyuna ilk başladığımız evde de tabanca vardı. Hiç almamıştım. Ya gereği de yok ki aslında. Çünkü aşırı ses yapıyor abi. Bir de bu modda gerçekten sıkıntı. Hani baksana yürüyüşlerinden zaten arızalı geliyorlar. Bir de silahla milahla olacak iş değil o. Şimdi gel şuradan sana daha yedirebileceğimiz ne var bozulmaması için? Çikolata bozulmuyor. Yeni yulaf ezmeli kurabiye. Ye. Ekmeği de ye. Dondurmayı da bozulmadan, erimeden ye. Ah, senin karnın bebek gibi doymuştur şimdi. Daha bundan yiyemiyorsun değil mi? Yiyemiyorsun. Yiyemez zaten. Hayvan gibi yiyorsun. Kaç kilo oldun? 2 günde 3 kilo aldın. Şimdi bu evden de çıkalım. Yan eve bakacağım. Şu bir pencereden çok da bir şey gözükmüyor. Şimdi burada bir şey var mı? Yok gibi. İlerlerde bir şey var mı? Tabii sokak her zamanki gibi kalabalık. Bir tanesi gene kuduz köpek gibi geliyor bana. Şunu açabileceğim mi o gelene kadar? Açamayacağım. Sakin. Vur kafasını. Sakin. Vur kafasını. Sakin. Vur kafasını. Sakin. Vur kafasını. Sakin. Hadi. Ama yani öldür artık. Sakin. Kafam kaşındı lan. Şimdi içeriden güzel bir şey çıkar mı? Gübre güzel bir şey değil. Jane ne lan? Bir şey için falan herhalde. Araba parçası falan herhalde. Masaüstü bilgisayar. Biraz daha yumuşak açamadı mı kapıyı? Biraz sert oldu. Tamam, şuraya da bir girelim. Adamsın. Bak abi pencere dediğim böyle açılır. Şak diye çektim açılması lazım pencere dediğim. Bijon anahtarı. Şu bahçe testeresini al abi. Bir kapıdır bir şey kesmemiz gerekirse lazım olur. Arabamız yok ki daha. Neyse kalsın şimdi. Şu boşlukta bir dondurmayı gene ye. Yok.
bir kere de açık olsa şaşırırım. Aa, burada perde var. İçeri göremiyorum. Bak sen. Bize öteki yerden gireriz. Şansa bırakmam. Çünkü bir kere öyle girmişliğim var. Girmemle beraber içeride arkadaşlarla selamlaşmamız bir oldu. O yüzden şansa bırakmam. Kapat abi pencereyi. Aynen. Kapatamadık bunu. Neyse çıkacağız zaten. Şansa bırakmam. Neyi varmış burada? Uyku ilacı alalım. Hani kullanmam, hiç kullanmadım ama alalım. Dursun, belki bir gün yararı olur. Burada ne var? Süpürge, çamaşır suyu falan. İntihar edecek olursak içeriz bir gün. Şuradaki kapı mı zorlanıyor? Evet. Geldim lan, geldim. Oğlum, hareketlerini ters ters yapma. Tamam. Sıkıntı yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Taze domates. Ye abi. Kese kağıdı. Bunun içinde güzel şeyler var gibi. Burada ne var? Taze patates kızartması. Bunu da ye abi. Pipeti boş ver. Şimdi taze donmuş mısırla bezelye. Vallahi alalım ya. Kase. Ah. Ulan her yerim ağrımaya başladı. Yaşlanıyoruz lan. Şimdi. Üst kat sakin gibi. Burada bir şey yok. Silah kutusu. Bakalım ne varmış. Tabanca var. Bunda da Magnum var. Bak Magnum'u alabilirim. Şarjörlülere göre daha kullanımı pratik oluyor. Bak Magnum'u alırım. Kutusu da var. Magnum alınır. Buradaki abi biraz tehlikeli bir abiymiş herhalde. Birinci donanıma bir kuşan de. Şu kutuları da bir aç. Nasıl 3 tane kutu var lan bende? Aç. 36 tane mermi. Allah bereket versin. Doldur, doldur, doldur. Şimdi ötekinde ne oluyor? Şarjörü çıkartacak. Şarjöre dolduracak. Şarjörü geri takacak. Oldu da kullanmam gerekti. Sıkıntı. Ama Magnum'da tık koy ateş et. Tık koy ateş et. Yine bir tık pratik oluyor. Şu patates kızartmasını ye. Şu lütfen dondurmayı da ye. Bitir artık. Üstümüz ağır oldu. Üstümüz bayağı bir ağır oldu. Al şu şeyi. Magnum'u koy şeye. Ne o? El çantasıymış. Üstümüz şeyden ağır. Şu şeker paketi ye abi. Ne yap ne? Açlık 0-1 mi? Ulan ye bitir gitsin. Üstümüze taşıdığımıza yazık. Ye hemen hızlı hızlı. Ha gitsin. Vallahi bile ye, taşıdığımıza yazıkmış ya. Ben şey zannettim, şekerleme paketi zannettim. İçini açtığın zaman 3-5 tane lollipop şekerdir, çikolatadır, bir şey falan öyle abuk subuk garip şeyler çıkıyor. Bakalım burada ne var? Cımbız vardı, boru anahtarı. Bak boru anahtarı şu işe yarıyor. Atıyorum bir eve taşındın ve lavabosu yok farz et ki. Başka bir evden lavaboyu söktüğün zaman o çeşmeyi, yani su verebilmesi için çeşmenin boru anahtarı sadece kullanman gerekiyor. O yüzden hani herhalde tek bir kere lazım oluyor. O da bayağı bir lazım oluyor. Şu kaskı bir tak şimdilik kafana, ben şapkamı alana kadar. Bu zamana kadar kafadan hiç yaralanmadım. Hani sadece bir kere boynundan çizik mini almıştım. O yüzden en azından kafayı da o kadar paranoyakça kullanmanın alemi yok. Abi üstümüz şeyden fazla ağır olmaya başladı. Şu fındık ezmesini ye. Şu gazozun birini iç. Sonra başka. Çikolata kalsın ya. Onlar bozulmayan şeyler ya. Daha içemiyor mu? İçebiliyorsun. İçsene çocuk. Ha, iç. At şu boş tenekeyle.
Yan eve de girelim. Ömrümüz loot'la geçiyor böyle. Hiç kapıdan çıkmak varken niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama. Abi bana araba lazım ya. Bana artık araba lazım. Kapı açık mı? Her zamanki gibi değil. Araba şu yüzden lazım. Üstümdekiler artık ağır olmaya başladı. Ve daha fazla bir şey alamayacağım yani. Şu an mesela dur şunu da alayım dese mesela bezelyeyle mısır. Hani alayım zarar olmaz ama yer yok. Aç şu konserveyi. Onu birazdan gömeceğiz. Burada ne var? Çamaşır suyu falan. İntihar edecek olursam alırım. Veya bir yeri temizlemem gerekirse alırım. Şu an lazım değil. İyi hatta şunu ya. Güzel şeyler yok. Oo pompalı. Oğlum normalde bu kadar silah çıkmaz. Bu nasıl bir şeydir arkadaş? Cımbız gerek yok. Elim ne alemde lan benim? Sargılı diyorsa tamam o şey iyileşmiştir. Yani şey olarak kanlanmadıysa muhtemelen çıkardığımda oradaki yara gidecek bakayım. Yo hala duruyor lan. Keşke çıkarmasaydım. Sar bandajı. Tamam. Elim iyileşmemiş bak yanıldım. İyileşmesi gerekirdi ama. Uzun geç yok lan. Bir gün falan olmadı da. Bir yerde birileri gene bir kapılara vuruyor ama. Diş macunu boş ver. Aa, buradaki vuruyormuş. Aa, dışarı çıkmak için vuruyormuş. O şeyin sonuna geldik. Cadde olarak son tarafa geldik. Şuradakiler bize sıkıntı yaratır. Burada var mı birileri? Olmaz mı? Olmaz mı? Her zaman birileri var. Yat. Yatsan da bir şey değişmeyecek ki. Şuradan çantamı şöyle tutup çekse. Yok edecek beni. Ya hayır. Yat aşağı. Yat aşağı. Bunlarla mücadele edemem. Yani şu yüzden mücadele edemiyorum. Karakterin vurup öldürme oranı çok düşük. Uf! Şu an olmaz. Ne kadar dip dibeyseler o kadar kaçın arkadaşlar. O kadar kaçın. Arkam ne alemde temiz. Yat abi. Yat abi. Hadi abi. Yat abi. Yok abi öldüremiyorum. Arkadan da gelen var. Kaç 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 sakin. Üstü üstü. Adamın üstü ağır ki. Koy şöyle şunu. 12 kilo taşıyabilirmişiz. 16 taşıyoruz. Haliyle de hızlı koşamıyoruz. Ne yapsam kitapları atsam mı ya? Ya yine buluruz bulmasına da hani denk gelmiş hazır. Kullanalım mantığındayım ama yok abi bana araba kesin lazım. Şöyle bakayım. Yok. Hemen de dibimde olmasaydı neydi abla? Öldüreyim hemen seni. Hemen öldün. Hemen. Öldün. Ölsen artık be kadın. Ye şu mısır gevreğini. Arkasına meyve reçelini de ye. ATV var lan. Aa bende şey. Doğru araba modu yüklüydü. Çok geliyorlar. Ve yani bu ATV'nin üstünde anahtar gibi bir şey olacağını hiç zannetmiyorum ama hani olsa binsem kaçsam kafasındayım. Sen çok ağır inip biniyorsun ama. Sen çok ağır inip biniyorsun.
kötü şeyler olmaya başladı. Çok kötü şeyler olmaya başladı. Benim bunları ekmem lazım. Şu evin içinden dolanıp eksem. Oo. Ye şu meyve reçelini. Seni bir anda güçlendirip bu üstündeki ağırlığı da hafifletmem lazım bir yandan. Bir de orada spor çantası vardı. Benim onu almam lazım. Benim onu da almam lazım. Yemekten patlayacak. Güzel. Patlamazsın da şunlardan kurtulmak gerek. Şöyle yapayım. Şu evin arkasından dolanacağım. Ağaçlarda onları ekeceğim. Baksana abi şunları. Sapık gibi geliyorlar. Önce ATV'deki o spor çantasını almam lazım. Şu sırt çantasının kapasitesini biraz yükselteyim. 24 kilo mu ne çıkacak? Evden geçebilseydim iyiydi ama. Şunun yanından hemen geç. Aynen. Şunu da yanından hemen geç. Aynen. Tamam. Abi şu saatten sonra azıcık hızlı hareket etmem gerekecek. Geç şöyle. Şuradan da geliyorlar ki. Abi bir şey fark etmiyor ki. Bunlar her yerden geliyorlar ya. Şurada olsaydı işte çok iyi olacaktı. Karakteri koşturuyorum. Bir yandan da pişmanım. Yorulacak diye. Abi şuradaki şeyden. Neredeydi o? Nerede? Çabuk. Şunu al en azından. Bu şu su şişesi de var. Cümleyi kuramadım. Geç bakayım ön koltuğa. Var mı burada? Yok. Burada da önemli bir şey yok. Bunun arkasında ne var? Çok da önemli bir şey yok. İyi, spor çantayı aldık. İyi bak içinde şey var. Dezenfektan falan var. Boşlukta bunları aktarıp şu an sırtımdakini atacağım. Sizler çok yaramaz zombilersiniz. Çok sıkıntılı anlara girmeye başladık. Tekrardan kendimizi zora sokmaya başladık. Tamam azıcık koşturduk ama yorgun değil en azından karakter. Şöyle bir şey yapabiliriz. Öyle yedirebileceğim bir şey de yok ki hemen. Abi çanta kitapları atacağım ya. Atamayacağım ki hareket halindeyim. Bak Booknaked burada kitap bulabilirsiniz. Kütüphane gibi bir şey. Yani Booknaked'ın anlamı ne bilmiyorum ama. Book varsa kitap vardır yani kısacası. Ne o? Kocaeli mi yazıyor lan orada? Ha, Rosewood. Kocaeli diye okudum. Arkam ne alemde? Her geçen saniye daha da arkam dolmaya başladı ve adam çok ağır diyor. Her geçen saniye arkamdakilerin sayısı da artıyor. Hiç iyi olmuyor. Şu işte araba şurada bir anahtar bulsam bineceğim basacağım kaçacağım da. O zaman da benzin çıkmıyor. Şu gazozları iç. Baksana abi şunları. Şunları atabiliyor muyum hemen? Tamam kaç. Akciğer de çıktı. Şu an sıkıntıdayım arkadaşlar. An itibariyle sıkıntıdayım. Lanet olsun modundayım şu anda. Burada da arabalar var ama her yer dolu. Arkamdan gelenler var. Adam yorulmaya başladı. Paniğe kapıldık, terledik, ciğerimiz çıktı. Peşimden atamıyorum bunları. Çok sıkıntılı yerlerdeyiz. Şu çantayı çantanın içine koy be. Bir nebze de olsun hafiflesin. İyi lan böyle böyle atabiliyoruz. Çantadan al. Buradan at. Valla ben bunları en iyi bu şekilde atabileceğim herhalde. Şu binaya gireceğim arkasından çıkacağım. İnşallah ölmem. Güvenemedim de kapısı da kilitli. Arkadaşlar çok sıkıntıdayız. Çok sıkıntıdayız. Çok sıkıntıdayız. Aşırı sıkıntıdayız. Ben bunları nasıl atacağım peşimden? Çok fena sıkıntıdayım hem de.
Dahası da gelmeye başlıyor. Bir ümit şuna koşsam. Anahtarı var mıdır? Ne anahtarı? Kapı açık değil. Parmaklarımı yemeye başladım. Sıkıntıdan. Fıstık ezmesi, gazoz iç. Şu üstündeki ağırlığı bir hafifletmen lazım. Güç kazanıp. Ne oldu? Gene 16'ya yakınız. İçemiyor musun hiç? At şu boş tenekeyi. Başka? Şu magnumu da şöyle. Aa, aslında silahı biraz kullansam mı acaba ya? Bir tık kullansam mı silahı? Ses yapar, belki uzaklaştırır bunları. Vallahi bir iki mermi kullanacağım gibi. Kullansam da bir şey değişmeyecek ki. Bunlar gene var. Bu sefer daha genel bir alanı da kendime çekmeyeyim. Saat geç olmaya başladı. Karakter yorgun. Buradan vitamin vardı. Vitamin iç. Taze bezelye var. Ye. Neredeydi o şey? Vitamin. Buradaymış. İç şundan bir iki tane. Şu yorgunluğum biraz gitsin. Baksana abi, şunlar hala geliyor. Tamam oğlum, bırakın lan. Şimdi bir tecrübeli biri olarak size bildiğim bir şey aktarayım. Zombilerden asla tabana kuvvet kaçmaya çalışmayın. Evet, mesafeyi açarsınız ama ne zararı olur? Karakter yorulacağı için tıkandığınız an daha fazlası da gelmeye başladıysa artık yürüyerek de kaçamamaya başlıyorsunuz. Mesela adam şu anda, bilmiyorum, ben de orada kayıt şeyi var göstermiyorum ama muhtemelen koşamayacak kadar yorgundur falan yazıyordur. Onun bir tık altı yürüyemeyecek kadar yorgun, hani çok hafif yürüyor. Muhtemelen bunlardan kaçamaz. Bu hızlı yürüme modundaki zombiler. Bunun bir altı yürüme. Yani daha da yavaş yürüyorlar. Bunun bir üstü koşucular. Bayağı tabana kuvvet koşuyorlar. O yürüyemeyecek kadar yorgun olduğu zaman o yürüme modundakilerden bir nebze olsa kaçabiliyor. Hani böyle arada saniye farkı gibi bir şey oluyor ama kaçabiliyorsun gibi oluyor. Ama takati kalanmadıysa, hani takati yok moduna geldiyse sıçtınız arkadaşlar. Ne yürüyebiliyor, ne koşabiliyor. Hani böyle adım adım gidiyor. Artık adam da tutuyor. Gel bakayım sen, yiyorlar. O yüzden tecrübeli biri olarak söylüyorum. Tabana kuvvet kaçmayın. Bak, benim gibi yürüyün. Sadece gidin. Sadece gidin. İşte biraz daha vitamin olsa, mesela bu akciğer kesinlikle yürüme devam ettiğim sürece gitmeyecek. Yani ya yere oturup biraz çöküp beklemem lazım ya da yani durmam, yatmam, başka bir şey yapmam gerekiyor. Baksana abi, şunlar hala geliyor. Hani dövüşeyim diyeyim, dövüşemem. Dövüşemem yani, ileride de bir şey yok. Biraz ormana süreceğim. Yapacak bir şey yok. Biraz ormana süreceğim. Hatta şöyle yapayım. Al magnumu. Birinci kuşan da. Ağaçların arasından bunları ekmeye çalışacağım. Tamam. Şimdi biraz kaçacağım. Onlar belki seste orada takılırlar. Tamam, daha fazla koşma. Geliyorlar, hiç ses de onları çekmedi. Yani hiç çekmedi hem de. Abi sakinim. Sakinim. Ağaçların arasından usul usul kaçacağım. Bunlar ağaçlarda beni görememeye başlayınca nerede lan bu derler. Muhtemelen de salarlar. Aynen. Aynen. Sakin sakin usul usul kaçacağız. Şimdi üstündeki ağırlığı gene at şöyle çantana.
Ağaçlara çok takılmamaya çalış. Yavaşlatıyor. Bir de ses çıkarıyor. Aynen. Şöyle arkaya bir bakalım. Aralardan hala görünüyorlar. Abi bunlar sapık ya. Tamam, biraz da böylesine gidelim. Biraz da böylemesine gidelim. Bir maksimum 9-10'da karakteri yatırmam gerek. Ağaca tırmanman gibi bir özellik yok mu ya? Gerçi olsa daha kötü. Gördükleri zaman ağaçtan da inemeyeceğiz. Şöyle bakalım. Hala geliyorlar yani. Az biraz da olsa geliyorlar. Tamam, moral motivasyon bozmaya gerek yok. Ağaca çok takılma. Şimdi biraz da dikine artık inmeye çalışacağım. Şu akciğer olmasa daha rahat olacağım. Biraz da bir tık da karakterin üstünde ağırlık olmasa daha iyi olacak da. Şöyle yapsam şunu ikinci şey kuşan debi. Şu ikinci elini aldın ya. Ne var burada? Bir kiloluk malzeme var. Hiçbir şey olmaz. Gel şöyle. Şunların hepsini şunu aktar. Aktar 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 aktar. Sırt çantasını da bir değiştirmiş olalım artık. Aynen. Aynen. Aynen, şimdi bunu al sırtına. Alamıyor mu? Durmam mı gerek? Duralım. Aldın mı? Tamam. Okul çantasını at. Tamam. 23 kilo çıktı sırt çantamızın kapasitesi. Buradan görüne neden var mı? Yok gibi, güzel. İşte bu şekilde biraz daha rahat da olsa atlatabilirsiniz. Ha, ormanlık bir yer olmadığı zaman biraz zorlayabilir. Orada da en iyi seçenek evlerin içinden geçmek. Bırakın kapıya üşüşsünler, ya da ne üşüşsünler mi derler bilmiyorum, dilim dönmüyor. Bırakın kapıda toplansınlar. Kapıyı kırmaya çalışsınlar. Orada 3 saniyede olsa 5 saniyede olsa zaman kazanırsınız. Hatta arada katlı bir, hani duvar katlı bir kapılı oda varsa oradan kaçın. Hani dış kapıyı kırsınlar, odanın kapısını kırsınlar, evden çıktığınız kapıyı kırsınlar, o bayağı bir zaman kazanırsınız. Ha, kalabalık oldukları için kapıya 3 kere vurmaları belki yetecek olur yani. O yüzden en azından 3 saniye, 3 saniye ise 9 saniye kazanırsınız, kaçarsınız. Öyle bir ev, iki ev yapa yapa kurtulur gidersiniz. Burada benim dediğim gibi yapabileceğim en iyi seçenek ağaçlardı. Yani dümdüz yürüyerek hiçbir şey kat edemem. Çünkü toplandıkça toplanıyorlar ve geldikçe geliyorlar. İyi, al şu şeyi de eline. Aynen, levyeyi. Tamam, artık yola inmem gerek. Saatte 8. Yatabileceğim bir yerde de değilim. Hatta sakinken otursak mı, şu karakteri biraz dinlendirsek mi? Ya da abi riske atmayayım ya şey. Ev bakayım. Çünkü yorgun. Uykusu da var. Bak yorgun olmuş. Farkındalık azaldı diyor. O farkındalık da işte şey, şu an baktığımız böyle üçgen diyebileceğimiz görüş açısı. Böyle en dibe indiğinde böyle çizgi gibi bir şey oluyor. Bir tek önünü görebiliyorsun. O da çok kısa bir mesafe. Böyle sis varmış gibi falan oluyor. O da çok problem. Şuradan aşağı indiğimde full ağaçlık. Biraz da fazla uzatmışız yolu. Neredeyiz? Buradayız. İyi, buradan biraz daha düz indiğimizde yola çıkacağız. Ama yola çıksak da ev yok. Yok ya, ben karakteri bir süre oturtturacağım. Bir yere otur da. Şöyle baktıralım etrafa. Şöyle bir süre otursun. Hatta hızlandırayım. Ses kasalım. Bakalım, bir şey yok. Biraz daha hızlandıralım. Tamam, bir şey yok. Ah tamam, akciğerimiz gitti bak. Tamam. Kalkabiliriz. Saat 9 oluyor. Yeter bu kadar. Şimdi bu muhtemelen bir süre acıkacaktır bir süre sonra. Şöyle hızlıdan şu iki konserveyi de açtıralım. Elimizde bulunsun. Hemen ye dediğimizde katır kutur yiyebilsin. Burada ne var? Burada öyle yiye, açtırıp yedirebileceğimiz. Şu taze mısır bozulmadan yesin mesela. Bak bunu açmamış. Aç şunu da. Tamam. Şunları at şöyle sırt çantasına. Konserveyi de koy bel çantana. Tamam. İyi, üstümüzdeki ağırlığı da götürdük. Kitapları attık ama yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Gitmesi gerekiyordu kitapların. Evet, dar ağaçlara geldik.
Şöyle biraz yakınlaştırayım kamerayı. Tamam. Yola çıkar mıyız artık? Yakın bir zamanda çıkacak gibi değiliz ama en azından zombiler yok etrafımızda. Şimdi oyunun kıyamet modundaki mantığı, hani zombiler şimdi bizi takip etti ya, belli bir süre son konumda ayakta dikiliyorlar. Hani bizi göremiyorlar, ses duyamıyorlar, hiçbir şey yapamadıkları andan itibaren artık 10 saat mi, kaç saat bilmiyorum ama bir süre daha dikiliyorlar orada, bekliyorlar. Hani bir süre konumları orası oluyor. Ondan sonra yavaş yavaş eski yerlerine gitmeye çalışıyorlar. Hani hatırlayabildikleri kadar artık. Kıyamet modundaki zorluk, yani onların o mantığı ne kadar bilmiyorum ama onlar bir süre orman içinde takılacaklar. Abi araba bile bulsam şu anda okeyim ya karakteri yatırmak için. Şurada toprak yol var. Ağaçların içinden yine gideyim ben mi? Bak gene zombiler geliyor abi ya. Şöyle şunun yanından geçeyim şöyle. Bak şurada da var. Yine orman içinden geçip ev bakacağım. Bu gece bana zor olacak belli. Çünkü karakter yorgun. Yorgunken daha zor hasar veriyor. Geliyor mu arkamdan? Tabii ki de geliyor. Şuradan direkt kendim toprak yolu atmak istiyorum. Gittiği yerde bir tane ev bile olsa yerde bile yatırmaya razıyım şu anda karakteri. Yorgun olmasa yine sıkıntı yok. Yani yürürüz, bir yere illaki varırız ama yürüyerek bir yere gitmemiz gerekmesi problem. Ve yorgun. Allah'tan akciğeri iyi ki yapmışız da yere oturtup adamı dinlendirmişiz. En azından bir süre koş desek çabuk tıkanmayacak. Çünkü tıkanmaya başladığı an siz de tıkanıyorsunuz. Problem oluyor, aşırı problem oluyor gerçekten diyorum. Buradan aşağı baktığımızda görebildiğimiz bir şey var mı? Yok. Olsun, en azından bir yere varabileceğiz. Zombilerden de kurtulduk gibi. Geliyor da bir şey olmaz o kadar da. Şimdi acaba silahı orada ateşledim ya, mantıklı olmuş mudur? Ormana yürüdük. Ama faydası olmuş mudur merak etmiyor değilim. Yani muhtemelen olmuştur diye tahmin ediyorum ama sıkmasam da olur muydu acaba? Şeyden dolayı diyorum, hani mermi gitti falan diye değil. Yani zaten silah çok kullanacak biri değilim. Ama acaba oldu mu? Biz nereye gidiyoruz abi? Toprak yol diye çıktık yola. Neredeyiz biz? Var mı arkamda gelen giden? Bu gidişle yerde uyutacağım adamı. Yapacak bir şey yok. Ben neredeyim abi, gözünü seveyim. Yine kasabaya döneceğim galiba toprak yoldan. Vallahi saat 11 oldu. Allah'tan sıkıntıda değiliz de adamı yorgunluğu çok bir derdim değil şu an. Ya burada da uyusak bir şey olmaz herhalde ama işte sıkıntı mı sıkıntı. Problem mi problem. Uyutmamak lazım. Çünkü yerde öyle sap gibi uyumak iyi bir şey değil. Şuradan bir marmelit ye de bir gözün gönlün açılsın. Yalnız yemek de azalmaya başladı he. Yani yediriyoruz paso ama iyi bir şey değil. Hava da kararmaya başladı. Elimiz ne alemde? O iyileşmiştir artık da şu an hiç söküp şey yapamayacağım. Antidepresan var, ağrı kesici var, ağrımız yok. Beta blocker var, sıkıntı yok. Antibiyotik. Şu antibiyotik zor bulunuyor ve çok kıymetli bir şey. Bunu hani şey sakın kullanmayın. Eyvah elimi kestim, atayım garanti olsun sakın. Enfeksiyon giderilmesini sağlar diyor. Mesela burada ben bu sargıyı çıkardığımda şey diyor ya, ağır yara işte derin kesik falan. Orada ne zaman enfeksiyon kapmışsınız gördünüz, anlayın ki onu kullanmanız gerekir. Hiç kullanmasan da sürekli sterilize edip sargı sarsan bir ihtimal yine şey yapıyorsun, hani o enfekte gidiyor ama hani direkt kökten çözüm antibiyotik içmek. Ama ben nereye gidiyorum gözünü seveyim, direkt orman içinden şeye süreyim, kasabaya süreyim ki öyle olacak gibi. Buradan okula çıkacağız. Neyse yapacak bir şey yok. Yani sokakta uyutamam ama uyutmak da saçma gelmiyor şu an. Sen adam çok yorgun. Uyku ilacı. Uyku ilacı içirtip intihar ettireyim mi?
Bir kilodan bir şey olmaz. Biraz ağır, bir şey olmaz. Sen öyle kullanırsın kendini de. Şimdi ben şeyden korkuyorum. Gittiğim zaman sıkıntı olacak mı şeyler? Eve girmek falan. Yani girdiğimizde zombi çıkacak mı? Girene kadar zombilerle uğraşacağız mı? Adam bak görememeye başladı. Problem. Halledeceğiz ya, bir şekilde hallederiz. Bir şekilde halledeceğiz, artık yapacak bir şey yok. Ama adam hiç göremiyor abi. Yerde uyu da diyemiyoruz adama. Vallahi yerde de uyutamıyoruz. Şöyle bir harita açayım. Vallahi şuradan direkt evlere süreceğim. Eyvah, bir yerden zombi geldi ve göremiyorum. Evet, zombiler var. Şurada bir tane var, gördüm. Arkamda var, görüyorum. Abi çok kötü oldu. Göremiyorum. Vursam hasar vuramayacağım ve çoklar. Hayır, ağaçlara takıldık. Abi çitten geçtik. Abi muhtemelen öleceğiz. Çünkü şu an kör sürüş yapıyorum. Keşke orman içinde bir yerde uyusaydık. Göremiyorum. Şurada var, burada var. Aa! Öldük. Abi ya, ama zor durumdaydık. Yorgunduk. Geceydi. Ormandaydık. Daha başka bir şey kalmadı abi, yani yapılabilecek her şeyi yaptık. Ama öldük, yani yapacak bir şey yok. Bu o zaman şöyle bir video olmuş olsun. Dur, kırmadan, masayı kırmadan sakincecik. İyisi, hiç problem yok. Bu şöyle bir video olsun o zaman. Ben kesin şey yaparım, hani Project Zomboid oynamaya devam ederim, ama sizin tepkiniz ne? Devam edelim mi? İster misiniz veya şey yapalım mı? Co-op, şey adını bulamadım. Multiplayer yapalım mı? Hani aranızda oynayanlar varsa gel 3 kişi 5 kişi girelim, oynamayı deneyelim diyen var mı? Yani belki 5 kişi 10 kişi hayatta kalabiliriz şey kıyamet modunda. Fikirleriniz neler? Bir düşünüyorum, başka onun dışında bir şey var mı? Valla başka bir şey yok. Öldük abi, yani yapabileceğim hiçbir şey yoktu. 2 gün dayanabildik. Zor mod mu? Zor. Zor bir durumda mı kaldık? Zor bir durumda kaldık. Ormanın içinde kaldık. Yorgun kaldık. Geceleyin kaldık. Önümüzü göremiyoruz. Ağaçlara takılıyoruz. Zaten orada muhtemelen ağaca takıldığım için kaptı. Karakter de zombi olmuş, hareket ediyor. Öyle yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Keşke böyle olmasaydı. Keşke evet, ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz diyebilseydik, ama böyle olması gerekiyormuş. Ne yapalım? O halde fikirlerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abi niye öldük ya?